Demirtaş'ın tutuklanmasını gerektiren inandırıcı herhangi bir delil yok. Tutuklama yalnızca istisnai bir tedbir olarak kullanılmalı ve tutuklamaya ancak son çare olarak başvurulmalıydı. Yerel mahkemeler tutukluluk dışındaki alternatif tedbirlerin uygulanmasını hiçbir aşamada değerlendirmedi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılarak yargılamaların siyasal ifadelere dayandırılması ifade özgürlüğüne müdahaledir. Yerel mahkemelerce Demirtaş'ın devam eden tutukluluğunun hangi suçlamalara bağlı olduğu netleştirilmemiştir. Demirtaş, açıklamalarında şiddet yöntemlerini kullanmaya çağrı yapmadığı gibi bir saldırı failini övmemiş, bir saldırının mağdurlarını aşağılamamış, örgütlere kaynak yaratma ya da diğer benzer davranışlar için çağrı yapmamıştır. Hükümetin savunmasında yer alan Demirtaş aleyhinde çok fazla soruşturma olması bile örgüt üyeliğine delildir argümanının aksine, çok fazla davasının olması, dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra başlayan yargı tacizini göstermektedir. Demirtaş'ın ifadeleriyle ilgili çözüm süreci boyunca herhangi bir adım atılmazken, üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra aynı sözlerin yargılama ve tutuklama konusu yapılması haklı bir gerekçe değildir. Bu ifadeler Demirtaş'ın silahlı çatışmalar konusundaki değerlendirmeleri olarak görülmelidir. Yerel mahkemelerce Demirtaş'ın sadece milletvekili değil, aynı zamanda bir muhalefet lideri olduğu gerçeği yeterince dikkate alınmadı. Demirtaş'ın tutukluluk hali seçme ve seçilme haklarının kullanımına müdahaledir. Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkeme, isnat edilen suçların Demirtaş'ın siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığını incelemedi. Yargı yetkililerinin nihai amacı, Demirtaş'ı ve benzer durumda yargılanan siyasetçileri özgürlüklerinden yoksun bırakmaktır.